Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray'da çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan kafe, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre kafede elektrik kontağından çıkan yangın ilk önce kafeyi dumanlar sardı. Dumanların ardından masa ve sandalye gibi ahşapların tutuşması üzerine kafe alevler içinde kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol ve çevrede güvenlik önlemi alırken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Aksaray'da ormanlık alanda bir barakada uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hasan Dağ Mesire alanında uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ve KOM ekipleri bölgede drone ile bir süre izleme yaptı. Şahısların kimliklerini de tespit eden jandarma ekipleri yapılan takiplerin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Mesire alanında bir barakaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda BA, IMS ve RC isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Baraka ve çevresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu çeşidi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken şüphelilerden BA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aksaray'da rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 4 hapis hükümlüsü şahsı yakaladı. Yakalanan hapis hükümlüsü şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde denetim ve uygulamalar yapıyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yıllarında görev alan jandarma ekipleri, komando timleri ve CASAT dedektifleriyle birlikte yaptığı uygulamalarda cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İK, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan, hakkında 3 yıl 10 ay 23 gün hapis cezası bulunan SK, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan BI, kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan SK yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen hapis hükümlüsü şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, İlimize asayiş ortamının sağlanması ve yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer geçtiğimiz haftalarda Aksaray heyetiyle yaptıkları Ankara'daki bakan ziyareti hakkında mikrofonlarımıza açıklamalar yaparken son 4,5 yılda Aksaray Belediyesi'nin yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi. Sayın Başkan, son zamanlarda Aksaray heyeti olarak bir Ankara çıkarmasında bulundunuz, bakanlıklarla görüştünüz. Görüşme detayları hakkında bilgi verir misiniz? Hayırlı günler diliyorum. Tüm hemşerilerimizi hürmetle selamlıyorum. Bahsetmiş olduğunuz gibi yaklaşık olarak son bir aydır Sayın Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Sayın Valimizle beraber Aksaray'ımızın sorunlarının çözümü noktasında doğrudan icra makamı olan Sayın Bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu konuda hem şehrimizle ilgili kendilerine bir briefing veriyoruz şehrimizin durumu, hali, vaziyeti hakkında. Hem de Aksaray'ımızın yerelde olan ihtiyaçları, talepleri nedir? Birinci elden kendilerine iletiyoruz. Sağ olsun çok yakın ilgilerini görüyoruz Sayın Bakanlarımızın.
Bu dönem içerisinde inşallah çözüme kavuşması gereken sorunlarımız bir bir ele alınarak hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sayın Bakanlarımızdan bunların müjdesini alıyoruz. Malumunuz Aksaray'ımız Ankara'ya yakın bir il. Büyük şehirlerle çevrelenmiş ve göç alan bir il. Bu sebeple Aksaray'ımız Türkiye'nin gündeminde tüm bakanlarımızın, herkesin öncelikli hizmet sıralamasının önünde yer alan bir ilimiz. Ülkemizin ekonomik konjonktürü, imkanları çerçevesinde bundan sonraki süreçte de aynı taleplerimizi Sayın Bakanlarımıza ileteceğiz. Kendileri de yakın takipte olduklarını bizlere ilettiler. Sayın Başkan, son 4,5 yılda tüm projeleri hayata geçirdiğinizde dair bir açıklamanız vardı. Bu projeler hakkında detaylı bilgiler alabilir miyiz? Evet, göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde Aksaray'ımızın ihtiyaçları nelerdir? Aksaray Belediyesi olarak neler yapacağız? Vatandaşımıza hayatı kolaylaştırmak, şehrimizi güzel yapmak, Aksaray bir kent kimliğine bürümek için hızlı bir şekilde çalışmalara koyulduk. Tabii burada referans noktamız vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltmek, aynı zamanda çevre illerimizdeki, büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımız ne tür hizmetler alıyor? Biz de bunları hangilerini Aksaray'ımıza getirebiliriz? Aksaray'ı vatandaşlarımıza buluşturabiliriz. Bunun arayışı ve çalışması içerisine girdik, malumunuz olduğu üzere. Bu kapsamda biz açıkladığımız, vaat ettiğimiz projelerin çok çok fazlası, 4-5 katı fazla projeyi hayata geçirdik. Tabii Allah'ın izni inayetiyle, vatandaşlarımızın desteğiyle. Biz çalıştık, Cenab-ı Allah nasip etti, hemşerilerimiz desteklediler. Bu şekilde de hizmetlerimizi Aksaray'a vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Malumunuz bazı projelerimiz var, uzun vadeli, uzun süreci gerektiren hizmetler, projeler bunlar. Onların yapım aşamaları, süreçleri devam ediyor. Kimileri kısa vadede hemen hızlıca hayata geçmiş ve vatandaşımıza doğrudan dokunan hizmetlerimiz. Bunları vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de nitelik ve nicelik itibariyle bu projelerimizin sayısını artırmak, kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek adına da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaman içerisinde, süreç içerisinde hemşerilerimize de bunları zaman zaman paylaşmaya devam edeceğiz. İyi Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte ilçe gezilerine devam ediyor. Yaldır, Güzelyurt ilçesini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. İyi Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır yaptığı açıklamada ise, "Güzelyurt'tayız. Hemşerilerimizle sohbet edip dertlerini dinledik. Esnafımız iş yerini siftahsız kapatıyor. Sattığı malı yerine koyamıyor. Gün geçtikçe sermayesi ve umudu tükeniyor. Emeklinin durumunu ise söylemeye artık içimiz el vermiyor. Toplumun her kesimi ardı arkası kesilmeyen zamlardan ve her gün daha derinden hissedilen hayat pahalılığından yılmış ve hükümetten acil bir çözüm bekliyor." cümleleriyle Güzelyurt ziyaretini ve edindiği izlenimleri aktardı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Aksaray'ımızın ve Anadolu'muzun saklı cenneti Güzelyurt ilçemizden herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde, bizler sahalardayız. Bugün adı gibi kendi de güzel olan Güzelyurt ilçemizdeyiz. Bu cennet keşfedilmeyi bekliyor. Bu cennet kalkınmayı bekliyor. Bu cennet yatırım bekliyor. Güzelyurt'ta hemşerilerimiz AK Parti'ye verdiği desteğin karşılığı olarak hastanesine doktor bekliyor. İlçenin tamamına doğalgaz bekliyor. Küçük ölçekli bir organize sanayi bekliyor. Turizm yatırımları bekliyor. Nargöl, Şahintepe arası ve Güzelyurt merkezden gölet arasına yol yapılmasını bekliyor. İlçemizin kalkınmasına fayda sağlayacak termal turizm yatırımlarının önünün açılmasını bekliyor. 4 yıllık bir fakülte ve bölümlerinin Güzelyurt'ta da olmasını bekliyor. 28. dönemde daha yaşanabilir bir gelveri için bu projelerin, eksiklerin ve taleplerin tamamlanması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda bu konuların takipçisi ve savunucusu olacağız. Bunlarla ilgili gerekli kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz. Saygılarımla. Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar gerçekleştirdikleri koruma kalkanın projesi hakkında bilgiler verdi. Aksaray İl Müftülüğü olarak gençlerimize, çocuklarımıza, onların gönüllerine, ruhuna dokunacak değişik çalışmalar, değişik projeler yapıyoruz. Bu bağlamda en son yaptığımız çalışmada koruma kalkanım. Yani ne demek bu? Duayla nasıl korunuruz? Kazadan, beladan, korktuğumuz şeylerden kendimizi
nasıl korumaya alırız? Daha doğrusu Allah'ın himayesine, koruması altına nasıl sığınırız? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Aksaray İl Vaizimiz Yasemin Hanım bu konuda bir proje hazırladı. Belirlediğimiz belli camilerdeki küçük minik çocuklarla efendim iletişime geçerek onlara Peygamberimizin günlük hayatta çok önemsediği, hatta torunlarına Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'e okuduğu, okuttuğu duaları, özü sahih hadislerde olan, ayetlerde karşılığı olan duaları öğretmek suretiyle çocuklarımızı dua konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili birçok ayeti kerimeler var. Cenab-ı Hak siz bana dua edin, duanıza karşılık veririm buyuruyor. Bir başka ayet-i kerimede sizin duanız olmasaydı Allah size ne diye değer verecekti ki? Kullarım beni sana soruyorlar ey Muhammed, Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben onlara çok yakınım, bana dua ettikleri zaman ben onların dualarına karşılık veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Kur'an'ın haddizatında birçok ayeti dua ayetleridir. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail ile ilgili o bağlamda yaptığı dualar, işte hakeza Lokman Aleyhisselam'ın ey yavrucuğum, evladım, çocuğum diye nasihat vererek öğrettiği bir takım öğretiler, hepsi manevi dinamikleri harekete geçirmek, insanın veya çocuğun manevi hayattaki kendisini daha güçlü hissedebilmesi için onları duaya teşvik eden ayet ve hadisleri görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Yani bir kimse dua ettiği zaman Allah'a ibadet etmiş gibi sevap alır. Kur'an-ı Kerim'de zaten bunun da birçok ayetlerde karşılığını biz görüyoruz. Mesela Rabbimiz bize bu dünyada da ahirette de iyilik ve mutluluk ver ve bizi cehennemin azabından koru. Biz bu duayı her namazda tekrar ederiz. Ama buradaki asıl maksadımız ben bu çalışmayı yapan, bu projeyi efendim hayata geçiren Yasemin hocamızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir emek mahsulü ve çocuklar teker teker böyle ilmek ilmek o duaları öğrendiler, ezberlediler, anlamlarını ezberlediler ve sonunda da tiyatral bir gösteriyle o duanın ne demek istediğini, yani sıkıntılı bir anda neler yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, nasıl duaya sarılması gerektiğini o miniklerimiz o tiyatro sahnesiyle de aynı zamanda göstermiş oldular. Bu manada velilerimiz buna çok ilgi, alaka, teveccüh gösterdi. Miniklerimiz çok ilgi, alaka gösterdiler. İnşallah bu ve benzeri projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Buna ilgi gösteren halkımızı, insanlarımızı, ailelerimizi tebrik ediyorum. Bunlara katılan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Projeyi geliştiren Yasemin hocamı tekrardan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve sizler de bizim sesimizi duyurduğunuz için bu güzel çalışmaları halkımıza, insanımıza duyurmaya vesile aracı olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Kerem, dua nedir? Allah'la konuşmak. Teşekkür ediyorum. Dua Allah'la konuşmak demekmiş. Sen ona ne derdin? Allah'ım seni çok seviyorum. İlk böyle çiçekler yaratmışsın. Bir dua hakkın olsaydı dünyada neyi değiştirmek isterdin? Mescid-i Aksa'nın özgür olmasını isterdim. Hırsızları kocası kesmek. Arabaların egzozlu olmamasını, bir de her yerin çimenlikli olmasını isterdim. Depremleri olmasın, çocuklar altında kalmasın, evleri yıkılmasın. Fakirler için bütün dükkanlardaki şeyleri sıfırlamak. Allah'ım annemi babamı kara. Allah'ım Aksaray'da hiç deprem olmasın. Amin, amin, amin. Hayırlı günler diliyorum. İsmim Yasemin Aydın. Aksaray İl Müftülüğü'nde vaiz olarak görev yapıyorum. Neden doğa konulu bir proje? Öncelikle ondan bahsedeyim. Hepinizin malumu üzerine bizler yetişkinler olarak en daraldığımız, en bunaldığımız, en korktuğumuz, hatta umutlarımızın tükendiği anda Rabbimize sığınırız ve onun bize yardım edeceği inancı bizleri hayata bağlar ve bu şekilde sağlıklı olarak kalırız. Günümüzde gençlerimizin, hatta çocuk yaştaki
öğrencilerimizin, çocuklarımızın bizler hayattan vazgeçtiğini görmekteyiz. Çünkü tutunacak bir dal bulamıyorlar. Bizlerdeki bu bilinç, Rabbimizin her an yanımızda olduğu ve onun her şeye gücünün yeteceği inancı çocuklarımızın hayatlarında yer bulması için bizler bu projeyi başlattık. Bu projeyle duanın iyileştirici ve koruyucu gücünün çocuklarımızın hayatında yer bulmasını amaçladık. Ve bu şekilde 5 cami ve 5 kursumuzla 2000 öğrencimizle bizler Peygamber Efendimiz'den birer hatıra olmak üzere küçük yaşta alışkanlık kazanmaları için 3 tane sığınma duamızı ezberledik. Bunlar Peygamberimizin günlük hayatta okumamızı istediği sığınma duası, kendi torunlarına okuduğu her türlü şeytandan, zararlı hayvanlardan ve kem gözlerden okuduğu nazar duası ve bir de evden çıkarken okuyabileceğimiz herkesin ve miniklerimizin de ezberleyebileceği evden çıkma duasını yavrularımıza Arapçası ve Türkçesi olarak öğretmeye çalıştık. Nasıl bir usul uyguladık projemize? Proje adımları olarak öncelikle camilerimize, kurslarımıza, çocuklarımıza seminerler verdik, velilerimize seminerler verdik, çocuklara duanın önemi, duanın hayatımızdaki yeri, çocuklarda şöyle bir inanç da var. Duamız kabul olmuyor. Yani çünkü maddiyat düşündükleri için duamız kabul olmuyor inancı var çocuklarımızda. Duamızın karşılığı nedir? Duamızın asla karşılıksız kalmayacağını bizler çocuklarımıza seminerlerde anlatmaya çalıştık. Hatta bitiş programımızda miniklerimizle bir bununla ilgili bir etkinlik de hazırladık inşallah. Bunun dışında proje adımları olarak bizler her hocamızdan 5 cami ve 5 büyük kurs, yaklaşık 35 sınıfımız var, 2000 öğrencimiz var. Burada talimle, koro halinde, çocukları yormadan, evlere göndermeden, dersin son 10 dakikasında çocuklarımıza koro şeklinde bu duaları hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle ezberletmeye çalıştık. Ve çocuklarımız da gerçekten gayret gösterdiler. Hatta evlerde gündem oldu, velilerimizden dönüşler oldu. Aile boyu ezberlediklerini de bizlere bildirdiler. Bizler gerçekten bu konuda çok mutlu olduk. Bunun dışında çocuklarımızla dua hakkında konuştuk. Onlara dualarını sorduk. Çok güzel dualar var. Biz onlarla sohbet ettik, küçük kağıtlara yazmalarını istedik, dualarına amin dedik. Çok ilginç dualar da vardı. O kadar güzel inançları var ki, çünkü Rabbimizin her şeye gücünün yeteceğini çocuklarımız biliyorlar, bunları konuştuk. Birkaç örnek paylaşmak isterim sizlerle. Yani önce dediler ki başarı isteriz, mutluluk isteriz. Dedim gerçekten ne istiyorsunuz? Yani bunları zaten istiyoruz ama... Çocuklar bu sefer başladılar. Hocam iPhone istiyoruz. Sadece iPhone değil, iPhone Pro Max istiyoruz. 32 numara Nike krampon yazmış mesela bir tane yavrumuz. Numarasıyla birlikte orijinal Nike krampon istediğini mesela yazmış. Kardeş duasında olan yavrularımız var. Rabbim inşallah bütün yuvaları cıvıl cıvıl eylesin. Çok güzel duaları var yavrumuzun. Rabbim bütün hepsinin hayırlı dilek ve dualarını kabul eylesin. Böyle bir çalışmalarımız oldu. Bunun dışında proje adımı olarak çocuklarımıza dua temalı bir sergi çocuklarımızla yapmak istedik. Çocuklarımız dua ile ilgili ne hissediyorlarsa bunu resme döktüler ve biz bunu program günümüzde sergiledik. Bunun dışında bir proje adımı olarak da bitiş programı hazırladık ve burada drama tekniklerini kullanarak çocuklarımızın da projede etkin yer almalarını sağlayarak ve dramanın etkili öğrenme tekniğini de kullanarak çocuklarımızla birlikte piyesler hazırladık. Gerçekten çok güzel oynadılar, yaşayarak öğrendiler. Çok güzel olumlu dönüşler de oldu bu konuda bizlere. Ben öncelikle Sayın Müftümüze projeye desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında bana birlikte yola çıktığımız ve hocam arkandayız, birlikte yola çıktıysak hep birlikte bu yolda devam edeceğiz diyen bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hocalarım çok emek verdi, öğrencilerimiz çok emek verdi. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum ve velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Kız Enes, bir dua hakkın olsa dünyada neyi değiştirmek isterdin? Bütün dünya yeşillik olmasını isterdim. Mina, sen annenin babanın duasıymışsın. Bu ne demek sence? Annemin babamın bir tanesiyim. Annemin babamın bir tanesiyim. Dua bizi nasıl korur sence? Allah bize yardım eder ve bizi o şekilde korur.
Dua edersek bize yardım eder. Dua edince Allah bizi sever ve korur. Dönmez güç kalkanıyla Allah bizi korur. Fatih Eren, bir tane dua hakkın olsaydı ne isterdin Allah'tan? Kardeşim çabuk büyüsün isterdim. Asker erken gitmek isterdim. Hiç deprem olmasın. Evet. Zehra, bir tane dua hakkın olsaydı ne isterdin? Sağlıklı olmak. Teşekkürler. Zeynep'ciğim, bir dua etme hakkın olsaydı nasıl dua ederdin? Kahveye gitmek isterdim. Hiç kimsenin ölmemesini isterdim. Herkesin camiye gitmesini isterdim. Herkesin mutlu olmasını isterdim. Senin hasta olmamasını isterdim. Kimseyi bayılmamasını istemezdim. Her şey için yamaç kılmasını isterim. Ben yapmayayım, bana okumamız lazım. Hayatımın güzel olmasını isterdim. Allah'tan bir dua hakkın olsaydı bu ne olurdu? Doğum günüm hemen gelsin. Tüm herkesin sağlıklı ve mutlu olmasını isterdim. Evden çıkarken okumamız gereken dua. Allah'ın adıyla başlayan güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Aferin kızım. Aksaray'da salı günü kurulan salı kapalı semt pazarında meyve ve sebze fiyatları nasıl? Vatandaşlar fiyatlardan memnun mu? Haberimizde izliyoruz. Çok yüksek. Üreten kazanamıyor. Getiriyorsun satmaya. Satamıyorsun. Müşterinin gücü yetmiyor. Alım gücü yok. Millet kanı alıyor. Para yok. Milletin cebinde para yok kuzum. Adam geldi mi alacak oluyor. Cüzdanına bakıyor, açıyor bakıyor. Para yok. Vallahi ne olacak bu milletin hali bilmem. Mazot olmuş 40 lira. Köyden getiriyor. Biz kazanamıyor. Burada satacağız. Satamıyor yavrum. İşimiz zor. Ne diyelim? Allah yardımcımız olsun. Armut 25 lira plan. Vatandaşın alım gücü hiç yok. Hiç. Ha şu patlıcanı 10 liradan 15 liradan adam alamıyor kuzum. Ne olsun bu millet? Birini alsa birini alamıyor. Meyveyi alsa zepseyi alamıyor. Zepseyi alsa kuruyu alamıyor. Çok zor. Ne olacak? Millet dolabına bir şey atamadı, kurutamadı. Yaz geçiyor. Yazı böyle de buranın kışı nasıl olacak yavrum? Millet ne yiyecek anam? Şaştık vallahi. Yani piyasa gerçekten anormal. Yapılabilecek bir şey bilmiyorum yani. Vatandaş mı bu, normal eken mi, üretici mi? Bu arada bir sıkıntı var. İnşallah çözülür. Hani devlete şeyi bunu da yıkmamak lazım. Devlet eline geleni yapmaya çalışıyor ama bazı şeylerde dünyada olan bir şey, kargaşa var. İnşallah sona hayır olur. Hiçbir şeyin yanına varıldığı yok ki. Böyle olur mu ya? Karpuz 10 lira. Ya böyle olur mu ya? Döküm zamanı şimdi milleti duman ettiler. Adam ıspanağı 30'a vuruyor. Fasulyeyi 35-40. Böyle olur mu ya? Vallahi bitti. Millet bitti. Adam 1 milyarla gelince boş gidiyor. Her şey aynı. Zam geldi. Aylığa da zam geldi aynı oğlum. Herkes birbirine bakıp zamlandırıyor. Ama kimse de bilmiyor ne yaptığını. Ev kiraları artıyor. Evlerin satın alması arttı. Hep birbirine bakıp kafasına göre arttırıyorlar. Ama devlet de ne yapsın, maaşımızı arttırdı çok şükür. Emekli maaşım var, ondan geçiniyorum. Herkese de yetiyor. Almayın diyen var mı? Bak şu kadar insana bak. Alıyor, yok diyorlar ama makinede. Abi fiyatlar pahalı abicim. İşin gerçeği fiyatlar pahalı. Ha ben yurt dışından geliyorum. Ben bile farkına vardım. Doğru söylemek lazımsa. Fiyatlar pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Mecburuz, yiyeceğiz. Vatandaşız, alacağız, mecburuz yani. Ama aşırı pahalı. İnşallah biraz düşer. Yapacak tek teminimiz bu. Yani bu sıcak havada bile domates 25 lira. Normalde 10 lira olması lazım. 10 lira 15 lira. Ama bunu şunu söyleyeyim. Bunu köylü yapmıyor. Bunu pazarcılar yapıyor. Fırsatçılar yapıyor. Yapmamaları lazım. Vatandaşı da düşünmeleri lazım. İnşallah
sonumuz iyiye gider. Fiyatlar çok uçuk kardeşim. Millet çok pahalı. Bak hanımefendiler de konuşuyor. Bak pazara millet çıkamıyor. Bak pazarda kimse var mı bak? Pazarın halini görüyor musun? Pazarın halini görüyorsunuz yani. Fiyatlar uçmuş gitmiş yani. Millet ne yapacak? Bir kilo şeftali alamıyor. Bu milletin hali nereye varacak bilmiyorum yani. Uçmuş gitmiş. Fiyat çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Vallahi gidişat kötü. Maaşlara zam gelmeden bitiyor. Maaş çekiyoruz, bir bakıyoruz maaşta para yok, cüzdanda para yok. Kirayı öde, elektrik, su, fatura, ondan sonra bitiyor her şey. Çok pahalı pazar. Kiraz 50 lira. Yani bu nereye gidecek bu gidişat bilmiyorum yani. Kimse geçinemiyor. Yani devlet memuru olsan, çalışsan, okusan gene bir şey yok ortada. Yapamazsın yani. Eskisi gibi devir yok. Eskiden mesela maaşını aldığın zaman bir yatırım yapabilirdin, bir tatile çıkabilirdin, insani olarak şeyler. Ama şimdi tatil yapmak artık hayal. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Eskiden böyle değildi. Düzen çok kötü oldu artık. Memnun değiliz vallahi gidişattan. Hiçbir şekilde memnun değiliz. Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da sıcaktan bunalanlara itfaiye su sıkarak serinletti. Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da serinlemek isteyen belediye işçileriyle itfaiye arasındaki diyalog ve sonrasında yaşananlar renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçarslan Parkı'nda 41 derece sıcaklık altında çalışan belediye personelleri görevden dönen itfaiye aracını görünce "Yangın burada, biz de yanıyoruz." diyerek aşırı sıcak hava nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Personellerin bu isteğini geri çevirmeyen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak çalışan personellerin üzerine havadan su sıktı. Suyu gören sahada maç yapan çocukların talebini de geri çevirmeyen itfaiye ekibi çocukları da serinletti. Suyla birlikte serinleyen işçi ve çocukların keyifli halleri kameralara yansırken tüm bu yaşananlar drone ile de görüntülendi. Başkanımıza ve itfaiye erlerimize teşekkür ediyoruz. Bizi bu Ağustos sıcağında serinlettiler. Üçüncü etap kamp çalışmalarına başlayan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un üçüncü etaptaki hazırlık maçları programı belli oldu. Aksaray Belediyespor sırasıyla Hacettepe, Ankara Gücü U19 ve Adana Sporu ile hazırlık maçları yapacak. Siyah beyazlı temsilcimiz 3. etap kamp çalışmalarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Elit Otel'de devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde 10 Temmuz'dan bu yana kamp çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyespor, 2. etapta Keçiören Gücü ile karşılaşmış ve 4-0 kaybetmişti. Ardından Gençler Birliği ile yaptığı hazırlık müsabakasında ise 2-2 berabere kalmıştı. Bu iki takım da Türkiye 1. Ligi takımlarıydı. Siyah beyazlı temsilcimiz 3. etapta ise 3 tane hazırlık karşılaşması yapacak. İlk hazırlık karşılaşması 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 10.30'da Ankara'da Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerinde Ankara'nın 3. Lig temsilcisi Hacettepe takımı ile yapacak. Aksaray Belediyespor 2. hazırlık karşılaşmasında ise 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 18'de Kızılcahamam İlçe Stadyumunda Ankara Gücü'nün 19 yaş grubu takımı ile yaptıktan sonra siyah beyazlı temsilcimiz lig öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında ise 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 18'de yine Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki ilçe stadyumunda Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Spor ile son hazırlık karşılaşmasını yapacak. Aksaray Belediyespor böylelikle kamp çalışması döneminde 5 takımda hazırlık karşılaşması da yapmış olacak. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaretler konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Niğde yöresine ait damak tadının vazgeçilmezliği Niğde Tava Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edildi. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaretler konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Niğde yöresine ait damak tadının vazgeçilmezi Niğde Tava, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edildi. Müzik
Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve üyeleri Niğde basınıyla bir araya gelerek tescillenen Niğde tavasını tattılar. Şimdi de en son yasalarla birlikte dediler ki bu tava, Niğde tavası artık sizin bölgeye aittir. Sizin coğrafi işaretinizi verebiliriz dediler. Biz de bir coğrafi işareti aldık. Niğde tavamızdan sonra tescillendi. Geçilmez lezzeti Niğde tavası tescillenmiş oldu. Ben başta ticaret odamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Niğde'miz için gerçekten önemliydi. Niğde'nin bir marka şehir olması adına, ki bu marka şehir çalışmaları biliyorsunuz uzun zamandır devam ediyor. Tavamızın da tescillenmiş olması bizim için çok önemliydi. Önceki borç söylememizle diğer ürünleri de değerli başkanımız saydı zaten. Hem bizim vatanımız coğrafi olarak hem de üzerinde yaşayan milletimiz olarak çok büyük bir kültür değerlerine sahibiz. Coğrafi güzelliklere sahibiz. Niğde'miz de bunun bir parçası. Çok kadim bir kültür olması dolayısıyla hem kültürel değerlere, efendime söyleyeyim, kadim bir tarım kenti olması dolayısıyla tarım ürünleri açısından, sanayi açısından, değerli madenler açısından çok zengin bir varlığa sahip. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.